Aynen ekranda gördüğünüz gibi birbirlerine yakın duran 3 tane yükümüz olduğunu düşünmenizi istiyorum. Bu yükler hareket etmiyor. Sanki biri onları oldukları yere çivilemiş. Bu yük artı 1 mikrokulomb. Burada artı 5 mikrokulomb, burada da eksi 2 mikrokulombluk birer yük var. Aslında buna benzer senaryolar için en sık karşımıza çıkan sorulardan biri de şu. Eğer yükler arasındaki uzaklığı biliyorsak, herhangi bir noktadaki toplam elektrik potansiyeli hesaplanabilir mi? Nokta olarak buradaki boş köşeyi seçelim. Hatta bu noktaya P diyelim. Evet, bana P noktasındaki elektrik potansiyelinin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? P noktasındaki elektrik potansiyelini oluşturacak yüklerin nerede olduklarını bildiğimiz için bir yükün oluşturacağı elektrik potansiyel formülünü kullanabiliriz. Bu formül V eşittir elektrik sabiti olan K çarpı Elektrik potansiyelini yaratan yük yani Q bölü yükle elektrik potansiyelinin yaratıldığı nokta arasındaki uzaklık yani R'dir. Ekrandaki P noktasında elektrik potansiyeli yaratacak 3 yük olduğu için bulacağımız potansiyel P noktasındaki toplam elektrik potansiyeli olacak. Toplamı bulmak için de 3 yükün yarattıkları elektrik potansiyelini ayrı ayrı bulmamız ve bunları birbirleriyle toplamamız yeterli olacak. Buradaki bir mikroklompluk yükle başlamak istiyorum. Bu yük P noktasında bir potansiyel yaratacak ve bu potansiyeli hesaplamak için az önce yazdığımız formülü kullanacağız. Artı bir mikroklompluk yükün yaratacağı potansiyel eşittir 9 çarpı 10 üzeri 9'a eşit olan k çarpı potansiyeli yaratan yük yani artı bir mikroklomp. Mikroklomp 10 üzeri eksi 6 klomptur. Bölü yükle P noktası arasındaki uzaklık, şu an işaretliyorum. Evet bu uzaklık 4 metreymiş. Buradan 2250 Joule bölü klomp elde ederiz. Elektrik potansiyelin birimi Joule bölü klomptur. Bulduğumuz buradaki artı bir mikro klompluk yükün P noktasında yarattığı potansiyel diğer yüklerinde bir potansiyel yaratacağını ve toplam potansiyel için bunların hepsini ayrı ayrı hesaplamamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Artı 5 mikrokulompluk yükün yarattığı potansiyel 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı potansiyeli yaratan yük yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 klomp. bölü aralarındaki uzaklık. Artı 5 mikrokulompluk yükle P noktası arasındaki uzaklık için 3 metre ya da 4 metreyi kullanamam kullanacağım uzaklık bu olmalı ve bunu hesaplamak için burada bir üçgen olduğunu düşünürsek bu kenarı 4 metre, bu kenarı da 3 metre ise hipotenisi Pisagor teoremini kullanarak karekök içinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi olarak hesaplayabiliriz. 9 artı 16, 25 eder. 25'in karekökü ise 5 olduğu için bu uzaklık 5 metre olacak. Bu hesabı hesap makinesinde yapınca 9000 Joule bölü klomp buluruz. Son olarak bu hesabı P noktasında potansiyel yaratacak olan eksi 2 mikro klompluk yük içinde yaparsak 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı eksi 2 mikro klomp mikro klombun yerine 10 üzeri eksi 6 klomp yazıyorduk öyle değil mi? Evet şimdi buradaki eksi işaretine dikkat etmenizi istiyorum. Artı yüklerin etraflarındaki noktalarda pozitif potansiyel yaratmaları gibi eksi yüklerde etraflarındaki noktalarda negatif bir elektrik potansiyeli oluşturur. Eksi işaretini burada eklemeyi sakın unutmayalım. Unutmamanız gereken bir başka noktada bunların vektör olmadığı yani elektrik potansiyelin vektörel değil skaler bir değer olduğudur. Vektörel olmadıkları için yönleri olmayacağından bu değerleri bu noktada bileşenlerine ayırmakta uğraşmayacağız elde ettiğimiz değerleri birbirine ekleyip toplam potansiyelini bulacağız. İşte bu noktada eksi yüklerin eksi potansiyel yaratacağını aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Çünkü eğer eksi işaretini unutursak yapacağımız hesaplama yanlış olur. Formüle geri dönelim. Bu yükle P noktası arasındaki uzaklık 3 metre olduğu için buraya 3 metre yazıyorum. Hesaplamayı yapınca eksi 6000 Joule bölü klomp buluruz. Evet, artık toplam elektrik potansiyelini hesaplamak için hazırız. Bunların vektörel olmadığını yani toplam potansiyeli bulmak için birbirlerine eklememizin yeterli olduğunu bir kere daha hatırlattıktan sonra P noktasındaki toplam elektrik potansiyelini bu yüklerin ayrı ayrı yarattıkları potansiyelleri birbirine ekleyerek bulabiliriz. Buradan 2250 Joule bölü klomp Buradan da 9000 Joule bölü klomp, buradan da eksi 6000 Joule bölü klomp gelecek. Şunun etrafına parantez koyalım. 2250 artı 9000 eksi 6000 artı 5250 Joule bölü klomp eder. İşte bu kadar. Birden fazla yükün bir noktada yarattığı toplam elektrik potansiyeli için bu formülü kullanarak her yükün yarattığı potansiyeli ayrı ayrı hesaplayıp bulduğunuz potansiyelleri birbirine ekleyebilirsiniz.